Bir kez daha günaydın, yeni gün hafta sonundan. Şimdi bu bölümde çok değerli bir ismi ağırlayacağız. Galatasaray Hepsi Burada Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, geçtiğimiz senenin en çok sevindiğimiz haberlerinden bir tanesiydi. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeniden kuruluyor olması. Siz de takımın başına geçtiniz. Çok önemli, değerli bir sorumluluk aldınız. Hepsini konuşacağız ama öncesinde bilmeyenler için sizin futbolla tanışmanız nasıl oldu? Biraz eskiye dönerek başlayalım mı sohbetimize? Şöyle, ben koyu bir zaten Galatasaray taraftarıydım ve ailemiz de komple, babam, annem hepsi yoğun, böyle ilgisi olan, futbola ilgisi olan bir aile. Annenin de. Annemin de ilgisi vardı. Baba izlediği için mecburen izliyorlar yani anneler de. Sonrasında ben de işte Galatasaray'da oynayan Romanko Seçki'ye olan hayranlığımla futbola başlamış bulundum. Tabii o dönemde Bursa'da yaşıyorduk ve henüz Kadınlar Ligi kurulmamıştı. Ve çok hani ilgi duyduktan sonra işte bir yıl ya da iki yıl geçtikten sonra Türkiye'de Kadınlar Ligi kurulduğunu öğrendim. Ben de işte Bursa Spor'un lige gireceğini öğrendim. Hemen koşarak soluğu Bursa Spor tesislerinin kapısında aldım. O zaman kolay mıydı? Hani öyle kapı ben oynayacağım. Kaç yaşındaydınız bir kere? 13 yaşındaydım. 13 yaşındaydım. Yani henüz şöyle Kadınlar Ligi bilinmiyor, tanınmıyor ama futbola bir ilgim var. Ve öncesinde zaten düşünüyorum işte kadın futbol oynar mı, oynarsa nasıl olur? İşte hani erkekler oynuyor buradan gerçekten iyi rakamlar kazanıyorlar falan. Hani kadınlar yapamaz mı diye de böyle bir hayal dünyam oluşmuştu. Tabii biraz da hani ilgi duyunca kuzenim şey dedi, o çok yakın oturuyor Bursa Spor tesislerine. Dedi ki hocamcığım sana güzel bir haberim var. Lig kuruluyormuş Kadınlar Ligi ve Bursa Spor da lige giriyor. İstersen seçmelerim var git katıl diye. Hemen tabii dediğim gibi soluğu kapıda aldım ama ve o dönem Uludağ Üniversitesi'nin işte BESYO bölümündeki bütün öğrenciler, kız çocukları orada denenmeye gelmişlerdi. Yaklaşık 80-90 sporcu vardı denenmeye gelen. Onların arasından seçilmek benim için gurur verici oldu. Hiç daha önce yapmamıştınız değil mi? Evet, yani şimdi şöyle erkek arkadaşlarımla falan oynuyordum. Hani onlardan öğreniyordum. Hani dedim ya işte hani futbol oynarsın nasıl olur falan diye. Ben zaten evde top sektiriyordum. Yaklaşık 500 falan top sektiriyordum yani. Tabii tabii böyle 1-2-3-4 diye başladım. Artık dedim aa tamam ben bu işi çözdüm diye. Ve sonra işte hani nasıl bir oyun kuralları işte nedir ne değildir diye. Onu da erkek arkadaşlarımdan öğreniyordum. Onlar bana anlatıyorlardı. Bak şöyle olur böyle olur ama çok iyi kondisyon olması gerekir falan diye bir hazırlığım vardı öncesinde tabii. Aslında belli bir yaşa kadar erkeklerle oynamak büyük avantaj. Yani, kesinlikle. Değil kesinlikle. Mi? Tabii sizi hem kendi tempolarını taşıyorlar hem kondisyonunuzu artırıyorlar ve teknik olarak da becerinizi geliştiriyorlar. İstemsiz oluyor. Değil mi? Zorlayıcı. tabii evet. Benim zamanımda diyeyim biz mahallede falan oynarken bizi kaleye koyarlardı kızları şeye orta sahada falan değil. O yüzden mi kaleci oldunuz diye soracağım ama siz kaleci başlamadınız. Yok hayır. Aslında ben oyuncu olarak başladım ve yaklaşık işte bir sezonu tamamladık. İkinci sezonda da kaleciler sakatlandı ve işte hoca da bakıyor tabii o zaman çok fazla oyuncu havuzu yok. En fizikli de herhalde beni gördüler orada. Dedi ki hocam lütfen bu hafta kaleye geçer misin? Hocam nasıl yaparım ben daha voleybol bile doğru düzgün oynamış biri değilim diye. Yaparsın dedi işte bir antrenman işte bir haftalık bir antrenman programında. O hafta Ankara'da Cebeci Stadı'nda maça çıktım. Hatta maça çıktım şöyle bizden sonra ikincilik takımlarından biri oynuyor ve final maçları onların. Bütün tribün de dolu full dolu falan. Maça çıktık ve Ankara Gürtaş takımı vardı o dönem. Onlar da güçlü bir ekipti falan. Bir pozisyon geldi ve ben işte ona plonjon yaptım, kurtardım. Kurtardım fakat çizgide tam böyle ve sahada böyle hafif çamurlu falan kalkarken top dizime çarptı ve gol oldu. Ya. Yalnız işte ben hani tuttuğum, bütün takım arkadaşlarım tuttuğumu gördü ya onlar arkasını dönmüş benim degaj atmamı bekliyor. Fakat seyirci o arada böyle büyük bir uğultuyla gol diye bağırıyor ya. Herkes şokta, ben de şoktayım. Diyorum ki orada çıkarsam nasıl olur diye. Yani çıkarsam gol sayı onun planını yapıyorum o saliselik şeyde, düşüncede. Ve sonrasında tabii çok hemen... Ama demoralize oldum ve hocama şey dedim lütfen hemen beni değiştirir misin diye. İlk kaleci serüvenim öyle başladı. Böyle talihsiz. Biz geçen hafta Afrika Kupası'nda Komorlar Kamerun maçında iki kaleci birden biri sakatlandı öbür ikisi Covid oldu. Sağ bekten bir formasının arkasına numara falan yaparak kaleci geçler diye. Hikayeyi başka ülkelerde arıyormuşuz. Varmış bizde. Aynısı varmış bizde. Evet. Benden sonra giren kalecinin boyu da
böyle 60 belki yok yani o derece ama muazzam işler yaptı. Dedim evet hocam bak sen kalecini buldun diye. Bir de şey sonraki süreçte de hani her hafta beni kaleye geçirme gibi planları oldu. Ve hocam hadi hocam lütfen hocamcığım bu hafta da çık. Bir sonraki haftada yine aynı şey. Hocam yeter artık dedim babam beni futbola göndermeyecek dedim. Kaleci olmamı istemiyor. Babama göre şöyleydi. Hani kaleciler... Yeteneksiz hani çok çok böyle hani teknik becerisi olmayan hani derler ya mahallede sen geç kaleye diye işte etkili oyuncu değilsen işte geç lütfen kaleye diye. O yüzden de babam öyle tepki gösterirdi kaleci olmama. Ama sonra? Sonra milli takıma seçildim. Esas kariyeriniz değil mi yani? Tabii 17 kaleci. Yaşında milli takıma seçildim. İlk olarak A milli takım ekibimiz vardı. Sonrasında genç milli oldu ve ona da yaşım tutuyordu. Akabinde hem genç milli hem de A milli takım forması giymenin gururunda yaşamış bulundum. Sonradan oradan yani siz o kadar uzun zamandır biz sizle bir workshop'a da katıldık beraber. Evet, UEFA'nın evet. Kadın futbol evet. Milli takımını düzenledi. Ben evet, de basın mensubu Antalya'da. Olarak gelmiştim. Orada şeye çok şaşırmıştım ben. Çok az sayıda ligde çalışan kadın teknik direktör var. O geçiş nasıl oldu? Aslında şöyle, futbolu ben daha henüz bıraktım. Evet, çok yeni. Çok yeni bıraktım. Yani bu geçtiğimiz sezon bıraktım desem doğrudur. O da şöyle, 2008 yılında milli takım forması giyerken tiroid kanserine yakalandım. Ve aslında en verimli, en iyi olduğum, yani kendimi en formda hissettiğim dönemde bunu yaşamış olmak beni birazcık sarstı. Birazcık oradan hırs yaptım. Akabinde hemen iki sezon geçti, iki sene kadar geçti ve bu sefer de meme kanserine yakalandım. Orada da yine büyük vurgun yaşayınca hani tiroidde çok etkilenmedim. Sonrasında işte devam ettim vesaire ama meme kanserine çok etkilendim. O süreç birazcık beni yordu. Tabii ki zamanımı çaldı. Bir sporcu için çok büyük önemli. Bir vurgun oluyor. Ve dedim ki hayır ben ne yapıp ne edip oynayacağım. Bir de 2010 yılında da kendi kulübümü kurmuştum ve kendi kulübümde hiç oynama şansım olmamıştı. Ona birazcık da herhalde hırs yaptım o dönem. Ve nitekim de kendi takımda forma giyme şansım oldu Akdeniz Noçespor'da. Çok yani gerçekten bu hikaye siz anlatmasaydınız ben bundan bahsetmezdim hani sizin özeliniz diye. Ama o kadar değerli bir hikaye ki orada o pes etmemeyi de belki spordan kazandığınız bir takım şeylere borçlusunuz. Ama sonra onu alıp bir de kulüp kurarak genç kızlara aktarmaya çalışıyorsunuz. Evet. Yani bir de yetiştiricilik tarafınız var. Kendi kulübüm diyorsunuz. Şu anda Galatasaray'ın teknik direktörüsünüz. Sponsorlu bir ortamda bambaşka bir şey yaşıyorsunuz ama sizin bir de yetiştiricilik tarafınız var. Tabii desteksiz uzunca yıllar orada müthiş bir mücadelemiz oldu. Çünkü zaten oyuncu havuzumuz yoktu. İşte bir takım kurarken bile hani gerçekten o takımı oluşturmak çok imkansız gibi bir şeydi ve ben de dedim ki hani bu böyle olmaz sürekli hani belli yaş grubunda oyuncu hani üniversitelerden toplayamayız. Birazcık tabana inelim. İşte minik kızlar, yıldız kızlar, genç kızlar diye. İşte o minik kızlar şu an Galatasaray'ın A takım formasını sizinle birlikte taşıyor. Futbola başlayan kızlar şimdi Galatasaray'da oynuyor. Ben kadın futbolunda çok fazla şeyi böyle kolaylıkla bulamıyoruz. O yüzden Doruk Şahinel diye çok sevdiğim kadın futbolunda da beraber çalıştığım bir arkadaşımdan rica ettim. Bana istatistikler çıkardı. Çünkü bunlar kolaylıkla bulunan şeyler değil. Evet. Sizin ya ilk 7 hafta sonucu yaş dakika dağılımlarını çıkardık. Galatasaray'ın U20 ezici bir çoğunlukla oyuncularınızın neredeyse tamamı diyeceğim büyük çoğunluğu 20 yaş altında. Evet. Sizinle futbola başlamış. Rakiplerde yine hani Beşiktaş, Fenerbahçe, ALG Spor yine ligin güçlü takımlarından. Bu daha 27-30 arası çünkü kadın futbolunda oyuncu da çok az olduğu için tecrübeli oyuncunun değeri çok büyük. Kesinlikle. Dolayısıyla insanların bazen bazı şeyleri konuşurken eleştirirken bile demiyorum yani konuşurken bazı şeyleri bilerek konuşmaları lazım. Ben size şimdi Elanur'u sorsam veya bu durumu sorsam. Bazen biz şöyle düşünüyoruz kendi ekibimizde teknik ekibimizde de. Ela henüz 17 yaşında bir sporcu. O da bizim işte henüz 10 yaşında bana geldi ve biz biraz daha yaş olarak hani 12-13 yaş grubundaydık. Dedim ki Ela'cığım git biraz büyü gel. Öyle bir anımız var onunla alakalı. Hani henüz çok küçüksün hani bu antrenmanlar sana birazcık büyü gel diye.
Sonrasında hafif büyüdü geldi. Biraz fazla büyüdü ligi. Onunla alakalı da şöyle, 17 yaşında ve ona da gerçekten çok büyük bir sorumluluk veriyoruz. Ve şu an birincilikte Galatasaray'ı gerçekten hani %60'ını sırtlamış. İlk 7 maçta 5 gol, 630 dakika, takımın en çok dakika alan oyuncusu evet. Bir yandan da. Biz şimdi bazen ona çok yükleniyoruz. Hani bazı noktalarda yetersiz kaldığında ve sonra düşünüyoruz ya bu çocuk daha 17 yaşında, biz ondan 26-27 yaşındaki bir oyuncunun hem deneyimini istiyoruz hem de o adale yapısının o becerilerini istiyoruz. Yani bu da gerçekten düşündüğümüz zaman çok zorlayıcı, olabiliyor. İlk 7 haftada 11 puanla 6. sırada takım. Nasıl gidiyor? Hedeflediğiniz noktayı düşünürsek şu anda neler söylersiniz? Şimdi tabii ki biz Galatasaray Spor Kulübü olarak hedefimiz hep birinci olmak, şampiyon olmak, işte kupalar almak. Fakat burada şöyle bir durum var. Banu Hanım da dediği gibi hani çok genç bir kadroya sahibiz. Evet, transferlerimiz de var ama sezonun başında şöyle bir handikap oldu. Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz sürekli PCR testlerine giriyoruz. Maç öncesi ve sonrasında da burada maalesef testi pozitif çıkan oyuncularımız oluyor. Haliyle bu da maç bize çok fazla yansıdı. İlk maç işte iki oyuncumuz, ikinci maç üç oyuncumuz. Onlarda zaten bir hafta ortası da maç oynanıyor. İki maç malumunuz orada zaten gitmiş oluyor. Oynayamıyorlar oyuncular. Onun büyük sıkıntısını yaşadık. En son Samsun'da oynadığımız deplasmanda şükrettik. Yani dedi ki sonunda evet artık tam kadro sahaya çıkabiliyoruz diye, gerçekten o da işte skora yansıdı. Evet, çünkü onun, her oyuncu onun, çok değerli bu havuz kısıtlılığı olunca, oyuncu havuzu kısıtlılığı olunca. Tabii ki tecrübe, deneyim çok önemli. O yüzden de biz de hani o bench'teki oyunculara mecburen onlar da bizim için çok önemli ama şimdi orada bir az kadronuz var. Hani fiziki kuvveti daha bir de daha tecrübeli, daha deneyimli oyuncularınız var. Onları kullanamadığınız zaman birazcık sekteye uğruyor. İstediğiniz oyun kurgusu sahaya yansımıyor. Bir diğeriyle çalışıyorsunuz oyun kurgunuzu. Bir sonraki hafta başka bir oyuncuyla devam etmek durumunda kalıyorsunuz. Bir de dediğim gibi çok da gençler. Çok, o gençlik meselesini ben çok önemsiyorum. Çünkü kadın futbolunda çok fazla büyük bir havuz yok. Evet. Aslında Nurcan Hoca da işte geçen seneye kadar oynuyordu. Mecburen. Değil mi? Mecburen oynuyordu yani. Dolayısıyla hani o yaşla hani bir erkek futbolunda çoğunun bıraktığı noktada en verimli çağlarını yaşayan da bir sürü oyuncu var. Bir sürü şey tabii ki değişiyor. Oralara da geleceğiz. Sponsorların girişiyle neler değişti sizin için? Ya da siz keşke o zamanlar tabii, oynamak çalışma ister. Olanakları değişti bir kere. Çünkü öncesinde bu kadar olanak yoktu. Yani çocuğun artık beslenmesine varana kadar dikkat edebiliyorsunuz ama öncesinde böyle bir... Sizin başladığınız dönem, siz de çok gençsiniz gerçi ama yine de bir tabii nesil farkı oluyor. O zamanlarla kıyaslarsak daha pozitif bakıyoruz değil mi bugünlerde? Tabii ki. Yani daha fazla ilgi var, daha fazla hani şimdi kız çocuklarına veliler getiriyor. Artık diyor ki işte kızım futbola ilgi duyuyor ve yetenekli, yani kendi veliler de çocukların yeteneğini keşfedip ve kendileri zaten getiriyor. O da büyük bir artı oldu. Öncesinde ben teker teker evlerinden topluyordum. İki tane arabamı perte çıkardım. Gerçekten. Bu doğrudur. Çünkü servis niyetine yapıyorduk artık bu şeyi. Çünkü veliler izin vermiyor ve futbol erkeğin egemen olduğu bir spor dalı ve bunu veliler birçoğu bilmiyor belki de. Hani şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon gibi takımların lige girmesiyle tabii daha büyük bir kitleye duyuruldu. Keşke daha iyi de duyurabilseydik. Daha iyi, evet tabii, yani o siz onu da siz sormasanız ben sormayacaktım herhalde. O Fenerbahçe ile oynanan dostluk maçından ya, bahsediyorsunuz. Evet, o biraz hani dostluk ve o günkü... Üzgün müsünüz o konuda hala? Ya çok üzgünüz çünkü hani kadına şiddete hayır temalı bir maça çıkıyorsunuz ve kadına şiddetin bu kadar tavan olduğu bir gece daha yaşamamıştım herhalde. Çok üzüldük. Yani hem burada sporcular da çok üzüldüler. Çünkü onlar da hayatlarında ilk defa böyle bir ambiyansta, böyle bir stadyumda hayallerini yaşıyorlar ve hayalleri... İlk defa orada oynadılar defa, değil mi? Seyirciyle. İlk defa tabii. Bir de zaten dediğim gibi çok da gençler, çocuklar daha ne olduğunu idrak edemedi. İşte dakika 3 bir kırmızı kart, dakika 20 bir penaltı, dedim ki eyvahlar olsun, tam derbiye döndü bu olay. Ve çocuklar orada krizi de yönetemediler. Tabii. Yani hani biraz deneyimli, tecrübeli olsa takımı birazcık geriye çeker. Biz sesimizi de kenardan duyuramıyoruz. Bir uğultu var.
kadar. Çocuklar zaten şoktu. Hatta 10 dakika bir oyuncuyu değiştiremedim. Yani doğru hatırlıyorum, ben yani maçtaydım. Çocuk şoka girdi yani. Şaşırdı hepsi ve gerçekten o şoku birazcık uzunca süre yaşadılar. Şimdi tabii. Ben bu hani elimde bu kadar istatistik çıkarmışken rakam vermek istiyorum. Sizin 20 yaş altı oyuncuların ilk 7 hafta sonunda çoğu 400'e üzeri dakika forma giydi ve bunu yapan oyuncu sayısı 10. Biri yabancı, 9'u Türk olmak üzere. Evet. Karşılaştırdığımız zaman Beşiktaş ve Fenerbahçe 20 yaş altı oyunculara %20, %30 aralığında dakika veriyor. ALG %10'un altında dakika veriyor. Bu diğer takımlarda hep böyle 27-30 bandında oyuncular var, tecrübeli. Tabii Beşiktaş bu için aslında yolu açanı, Beşiktaş'ı da ALG'de aynı şekilde. Tabii ki. Fenerbahçe, Galatasaray gibi yeni girdi ama onlar da transferde. Beşiktaş bu ligde en şanslı olan. Kesinlikle. Çünkü çok önceden başladı bu işe ve altyapısını da kurdu, A takımını da zaman diliminde olgunlaştırdı, istediği oyuncu portföyüne de sahip, daha geniş bir oyuncu havuzu var. Tabii biz de daha yeni kurulduk, keza Fenerbahçe, Trabzon, Çaykur Rize bunlar da yeni kuruldular. Onlar da zamanla daha iyi bir konuma gelecektir diye düşünüyorum. Biz biraz daha şanslı hissediyorum kendimizi çünkü genç bir ekibiz ve uzun vadede burada kalacak bir ekip. O yüzden de yani 90 dakika şans bulmaları da muhteşem bir şey. Çünkü oynayan oyuncu kendini geliştirebilir. O bakımdan da ben oyuncularıma teşekkür etmek isterim. Ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar sahada. Şimdi hem milli takımda sponsorlar artıyor, hem kulüplerde sponsorlar artıyor. Kadın futboluna olan ilgi artıyor. Sizin de sponsorunuz var. Evet, hepsi burada. Galatasaray Kadın Futbol Takımı olarak zaten isim sponsorumuz. İsim olarak yani biz diğer Çaykur Rizespor der gibi hepsi burada Galatasaray. Tunç Petrol sırt sponsorumuz. Kolumuzda Arzum. O bayağı. Tabii süper. Tabii evet. Şimdi ekonomi kısmını erkek futboluna göre kadın futbolunda tabii daha fazla konuşmamız gerekiyor. Çünkü hani burada konuklarımızı da ağırlarken sizin şimdi futbolla geçmiş bir yaşam, zorunlu bir ayrılık dışında hala da o gözünüzde o ışık var zaten böyle. Bugün bile oynarım ya. Evet evet, o gerçekten anlaşılıyor. Ama ekonomi adına, para kazanmak adına başka bir meslek düşündüğünüz oldu mu? Hani sponsorla ilişkili bir konu ben olduğu futbol için oynarken zaten hep bir ek iş yapmak zorundasınız. Yani hani geçmiş dönemde çünkü futboldan bir gelir elde edemiyorsunuz. Yani bunu aslında bir nevi biraz böyle hobi gibi düşünmeniz gerekiyordu ama şimdi bu biraz daha profesyonel hal aldı. Hal böyle olunca şimdi çocuklar buradan bir rakam kazanıyor ve işte sağlık güvenceleri var. Bu çok önemli. Ve şu an tabii ki erkek futbol takımlarıyla kadın futbol takımlarının arasındaki o ekonomik uçurum hala devam. Kıyaslayamıyoruz ama bu Amerika'da, dünyada bu şu an sanırım böyle. Ama neden olmasın? Yani, en azından emeğin karşılığını almak, emin bir yol parasını düşünmemek tabii vesaire. Ki, tabii yol ki. Parası değil, yolda üç vasıta değiştirerek antrenmana gelip en kötü saatlerde antrenman yapmayı düşünmemek yani. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela bir sürü dertleri var. Siz sezonda antrenman yapıyorsunuz yani çalışıyorsunuz ama bu çocuk hani antrenmana aç mı geldi, hani döndüğü zaman bu eforu sarf etti, yerini doğru hani doldurabilecek mi? Enerji depolarını doldurabilecek mi? Hani bunlar da bir şey. Tamam okey, siz sürekli antrenman yapıyorsunuz, yaptırıyorsunuz, güzel ama bu çocuk kendinden yakıyor, bir de bu var. Tabii. Artık buraları düşünmüyoruz çok şükür. Ay, gerçekten çok doğru bir şey söylüyor Nurcan Hoca. Çünkü bu çok göz ardı edilen bir konu. Doğru beslenme olmadığı zaman spor bir fabrikadan ham madde koymadan ürün almaya çalışmaya benzer ve vücut kendinden yiyor. Aslında gelişmek için antrenman yaparken tam aksine boyun daha kısa kalma riski, bir sürü yan riski var doğru beslenmediğin zaman. Tabii kaslarınız eriyor. Eriyor tabii ve beslenme sporun çok çok önemli bir parçası. O kadar güzel bir yere dikkat ettim. Yani zaten iyi bir sporcu, yani eğer hedefiniz varsa, idealistseniz mutlaka iyi besleneceksiniz, iyi dinleneceksiniz, iyi antrenman yapacaksınız. İyi uyuyacaksınız, bu kadar yani gerçekten bu dördü, böyle dört ayaklı bir sandalye gibi, yoksa bir tarafı şey kalıyor. Ben şey söylemek istiyorum burada konuşurken bu Megan Rapinoe'nun kitabından bir şey okumak istiyorum. Çünkü bu kadın futbol deyince yani daha büyük bir figür yok. Bir de bu 2019 Dünya Kupası Fransa'da olduğu için
ve çeyrek finaldeki takımların 7'si Avrupa'dan olduğu için çok fazla büyüdü. Fransa'da dolu tribünlere oynandı ve orada Amerika kadın milli takımı zaten bir kez daha kazanarak zaten dünyanın en iyisi. Bütün dikkati ön plana çekti ve kadınlar daha cesur. Sadece oynarken, oyun içinden bahsetmiyorum, konuşurken ve bir örnek teşkil ederken. O yüzden biz sadece ülkemiz için oynamıyorduk. Biz farklı olmak ve saygı görmek için oynuyorduk. Farklılıklarımız için de oynuyorduk. Biz eşitlik, eşit haklar için de oynuyorduk. Biz eşit ücret için de oynuyorduk. Biz kadın futbolunu dünyada bir yere getirmek için de oynuyorduk bu sorumluluklarla. Ve başkasıyla kavga etmeden elimizden gelenin en iyisini sahaya koyarak bütün bunları hakkında bir farkındalık yaratmak için oynuyorduk. Şimdi kadın futbolu, demin sponsorlardan da bahsettik, takımlardan da burada biz Yonca ile elimizden geldiğince yer veriyoruz, konuklar da ağırlıyoruz. İşte Bahar Hoca geldi, Necla Hoca geldi, Begüm Hoca geldi, Didem Karagenç, Başak, Beşiktaş'tan oyuncular ağırladık. Hep aynı şeyi duyuyoruz burada. Çünkü yani, aynı şeyleri yaşadığımız için. Evet, bir mücadele var. Yani sevdiğiniz bir şeyi yapma mücadelesi var ve futbolun sadece futboldan ibaret olmadığı yer kadın futbolu. Evet, yani burada da bir istihdam da olması çok güzel bir şey. Çok da mutlu oldum. Yani işte bu sponsorluklar sayesinde bunlar oluyor. O yüzden de bütün sponsorlara çok teşekkür etmek istiyorum kadın futbolu var ettikleri için. Ve sponsorlarda da o bilinç var. Bir sosyal sorumluluk tarafında işin mutlaka ön plana çıkararak burada konuşuyorlar. Farklı bir şeyler yapmalıyız çünkü. Erkek futboluyla aynı şeyleri konuşacaksak evet. O zaman çok bir anlamı bir kalmıyor. Anlamı kalmıyor. Allah'tan bugüne kadar hiç yani hep farklı şeyler duyduk. Evet, gerçekten çok ilgililer. Çok özenliler. Kız çocukları zaten geçmişte biliyorsunuz hep böyle arka planda kalan maalesef şimdi günümüzde de işte kadın futbolu biraz daha böyle sahiplenilmiş, biraz daha demeyeyim, bayağı bir sahiplenme durumu var şu an. Sponsorluklar da inanılmaz bunu destekliyor. Dolayısıyla da dediğiniz gibi, Yonca Hanım da dediği gibi, veliler çocuklarını çok rahatlıkla artık futbola getiriyorlar, evet. Ve futbolu oynamasını büyük istiyorlar. Büyük kulüplerin desteği önemli, değerli Anadolu kulüplerimizin desteği önemli. Önümüzde tabii ki hep böyle rol modeller vardı Avrupa'dan, Amerika'dan. Amerikalılar korkarım yakında erkeklerle de bizi geçecekler. bu kadar aslında bizim işimiz değil dedikleri futbolda. Gerçekten tabii. Çalışınca işte olduğunun bir göstergesi ve ülkemizde de size göre iyi sinyaller veriyor mu kadın futbolunun geleceğine dair son olarak neler söylemek istersiniz? Tabii ki, çünkü artık ben kadın futbolun profesyonel olacağını düşünüyorum. Lig anlamında da farklı boyutlar alacağını düşünüyorum. O yüzden de çok umutluyum. Eğer bu noktaya geldiyse bugün, neden olmasın? Hayallere neden ulaşamayalım? Biz burada hep bir konuk ağırladığımızda hep diyoruz ki yani futbol oynamak isteyen kız çocukları ailelerini razı edip en yakın kulüp neresiyse başvursunlar. Artık aileler kız çocuklarını razı etmeye çalışıyor. Değil Eskiden mi? O vardı, hatırlar mısınız? Erkek futbolunda vardı bu. Yani baba hep kızardı, oğlu futbola gidiyor falan. Öyle hatta filmler falan da vardır. Şimdi kızlarda da aynısı tam tersine döndü. Bak kızım gel işte Galatasaray işte kadın futbol kulübü açmış, bak gel oyna falan. Artık veliler çocuktan ikna etmeye başladı. Yani bu seviyeye gelmesi gerçekten çok, çok güzel bir gelişme. Ön yargıların kırıldığı anlamına da geliyor. Geliyor. Evet. Keşke bir 10 yaş genç olsaydım. Ya keşke. Keşke bana denk gelseydi. Yani bu imkanlar, bu olanaklar bazen ah ah diyorum. Hatta kendi sporcularımıza da bazen böyle diyaloglar içine giriyoruz falan. Çocuklar çok çalışın. Bak hedefiniz olsun. Hani idealist olun, hayalleriniz olsun. İnsanlar çünkü hayal ettiklerini yaşar. O yüzden ah bana denk gelmedi ki diyorum. Ah ah diye böyle. Teknik direktörlükte de yol uzun Nurcan Hocam. Evet ama yani hep böyle oradan vardır ya. Oradan da gidilebilir Avrupa'ya. Tabii ki inşallah. Hedefimiz var. Neden olmasın. Orayı da deneyimlemek isterim mutlaka bu kariyerde. Peki Nurcan Çelik, çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Güzel enerjinizle başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizi gururla takip edeceğiz.